Teşekkür ediyorum. Peki, Türkiye'de ekonomide ekonomi politikalarını konuştuk. Şimdi gelelim arkadaşlar. Birkaç yıldır MEP kitaplarının özellikle arkadaşlar uzun uzadıya değindiği bir başlık. Türkiye'de ekonomi politikalarında mekansal farklılıklara yönelik uygulamalar. Yani olay şu, diyor ki bu başlık bize. Ya bu ülkede bir Marmara bölgesi var, bir Ege bölgesi var. Bir de Doğu Anadolu, İç Anadolu ya da Güneydoğu Anadolu bölgeleri var. Şimdi batıdaki bölgelere baktığınızda muhteşem gelişmişlik. Doğudaki bölgelere baktığınızda da bu gelişmişlik indeksi çok aşağıda. O zaman ne yapmamız gerekiyor? Bizim tamamıyla her bölgeyi kalkındırmamız gerekiyor. Bunun için de arkadaşlar alınmış bazı önlem tedbirler var. Peki bunlar neler? Bunlardan ilki teşvik paketleri. Peki teşvik paketi ne hocam? Şu harita arkadaşlar, karşınızdaki harita teşvik paketi haritası. Yani dikkat edin, ülkemiz 6 teşvik bölgesine ayrılmış. Ve bu 6 teşvik bölgesinde yatırımcılara şunlar sunuluyor. Diyorlar ki şu haritada kırmızıda gördüğün iller, kırmızılı iller, bunlar birinci bölge illeri. Bu illere yatırım yapma maliyeti çok yüksek. Diyorlar ki sen 1'e yapacağına yatırımı git 6. bölgeye yap. Yani şu kahverengim tırak renge yap. O alanlara yap. Ki o alanlara yatırım yaparsan ben sana özellikle yatırım yapacağın yeri tahsis ederim. Bunun dışında KDV almam senden. Yine arkadaşlar dış ticaretinde yani ihracatında, ithalatında senden vergi almam gibi birçok yatırım kolaylığı sağlarım diyor. Böylelikle arkadaşlar doğrudan birinci bölgelerden daha geride kalmış, indeksin daha aşağı olduğu bölgelere teşvik ne yapılıyor? Yapılıyor. O zaman Türkiye'de bölgesel ekonomik farklılıkları gidermek amacıyla yapılan ilk uygulamalardan bir tanesi teşvik paketleri. Cebe koydum. Birazdan not sohbet kısmına yazacağım. Geldik ikinci uygulama arkadaşlar. Hepinizin bildiği, genel olarak arkadaşlar bir yerlerden duyduğumuz bölgesel gelişim projeleri. Bizim senemizin son konularından bir tanesi olacak. Dikkat et bölgesel gelişim projelerinin renklerine. Hep ülkemizin çok geri kalmış alanlarındaki arkadaşlar ne yapıyor? İlleri kapsıyor. Böylelikle buraya ekonomik yardımlar, ekonomik yatırımlarla beraber bölgeler ciddi anlamda kalkınma seviyesi arttırılacak. O zaman bölgesel ekonomik farklılıkları gidermek amacıyla yapılan ikinci arkadaşlar durumda bölgesel gelişim projeleri. Peki başka var mı hocam? Başka geçmişte vardı. Hatırlarsam 23-29 ekonomik politikalarında dedim ki Teşviki Sanayiye Kanunu. Atatürk'ün bizzat arkadaşlar uygulamaya çalıştığı bir detay vardı. Diyordu ki Teşviki Sanayiye Kanunu Türkiye'nin bütün bölgelerinde, bütün alanlarında sanayiyi toplu bir şekilde kalkındırırsak ülke çok hızlı gelişir. Ama maalesef yapılamadı. Şu an sanayiye baktığınızda sadece Marmara bölgesi ve çevresinde çok çok aktif. Diğer birkaç alana da küçük küçük arkadaşlar ne yapmış? Dağılmış şekilde. Neyse, şimdi bu başlığın arkadaşlar hemen güzel bir notunu toparlayalım. Türkiye'de bölgesel ekonomik farklılıkları. Gidermek için Teşviki Sanayiye Kanunu bölgesel gelişim projeleri ve teşvik paketleri hazırlanmıştır. Evet, böyle bir soru, böyle bir arkadaşlar cümle hiçbir kurum kuruluş sınavında gelmedi karşımıza. Bu cümleyi önemseyin, bu cümleyi bilin. Özellikle bu başlık altında bir soru, yine beklediğim soru tarzlarından bir tanesi. Çünkü hiçbir yerde değinilmedi. MEP kitabında da arkadaşlar 11. sınıf kitabında yaklaşık 6-7 sayfa anlatıyor bu olayı. Lütfen 3-4 tane harita kullanarak anlatıyor bir de. Önemli bir alan ayırdıysa bir gün bir yerlerde biri fark edip buradan soru yazacak. Bölgesel ekonomik farklılıkları gidermek amacıyla tekrar söylüyorum. Eskiden yapma vardı Teşviki Sanayiye Kanunu. İkincisi bölgesel gelişim projeleri.
Üçüncüsü de teşvik paketleri hazırlanarak bu bölgesel farklılıklar giderilmeye çalışılmış. Ama tabii ki hala istenilen düzeyde değil. Umarım önümüzdeki yıllarda bu farklılıklar çok aza indirilir dedikten sonra. Şimdi geliyoruz arkadaşlar. Türkiye'de en önemli ekonomik sektörlerden bir tanesine tarım. Öncelikle tarımda arkadaşlar konuşacağımız detay tarımı etkileyen faktörler. Türkiye'de veya dünyada tarımı etkileyen faktörlerden ilk ikisi iklim ve yer şekilleridir ki bunlar doğal faktörlerdir tarımı etkileyen. Peki hocam bu iklim yer şekilleri tarımın nesini etkiliyor derseniz hemen karşılarına yazalım. Buradan kalemimizi alalım. Dikkat edin, iklim yer şekilleri arkadaşlar tarım ürünlerinin dağılışını etkiler. Nasıl yani? Şöyle. Bugün Akdeniz'de arkadaşlar turunçgil zeytin ya da Karadeniz'e gittiğinizde çay, fındık. İç Anadolu'da tahıl tarımı neden yapılıyor? İklim. Ya da ben Akdeniz'de neden çay fındık yetiştiremiyorum? İklim. Dikkat edin. Ya da belli ürünler sadece kıyılarda, belli ürünler niye sadece iç bölgelerde yetiştiriliyor? İklim. O zaman dünyada bir tarım ürününün nerede yetişeceğine karar veren en önemli detay iklimdir. Eğer şekilleri de takdir edersiniz ki arkadaşlar doğrudan iklimi etkilediği için ürünlerin dağılışında en önemli faktörlerden bir tanesi. Dedik. Gelelim bir sonraki detayımıza. Sulama, gübreleme, makineleşme, tohum ıslahı, pazarlama arkadaşlar faktörlerine. Ki bundan sonraki bütün faktörlerimiz arkadaşlar doğrudan nedir? Beşeri faktörler. Bakın ilk iki faktörü doğal faktörler dedik. Bundan sonraki bütün faktörler arkadaşlar beşeri faktörler. Öncelikle sulama, gübreleme, makineleşme, tohum ıslahı varsa bir ortamda neyi etkiliyor? Hemen karşısına yazalım. Birincisi arkadaşlar tarımsal verimliliği. İkincisi de tarımsal çeşitliliği. O zaman bir yerde su, gübre, makine, tohum ıslahı yapılıyorsa orada tarımsal verimlilik artar, çeşitlilik artar. Dikkat edelim arkadaşlar. Ki buna en taze örnek kimi gösterebiliriz? GAP projesini kardeşim. GAP'la Güneydoğu Anadolu'da ciddi ekonomik yatırımlar oldu. Su geldi. Suyun gelmesiyle beraber suyla yetişen ürünleri çok rahat yetiştirmeye başladın. Ve bunlar makineyi çekti. Bunlar tohum ıslahını çekti. Eğitimi çekti. Böylelikle yatırımlarla beraber arkadaşlar hem verimi arttırdın hem de beraberinde bölgede yetişen ürün sayısı ne yaptı? Kat ve kat arttı. Geleceğiz. Bir diğer tarımı etkileyen faktörümüz pazarlama. Ki arkadaşlar üretimdeki en önemli detaylardan bir tanesi pazarlama faktörüdür. Ki özellikle tarımda arkadaşlar pazarlamanın yeri diğer sektörlerden çok daha büyüktür. Neden? Ürettiğiniz ürünü bekletme süreniz az. Ben bugün çamaşır makinesi, buzdolabı 3 sene bekletsem hiçbir şey olmaz. Ama bir domates yetiştiriyorsam, bir limon, bir portakal yetiştiriyorsam bunları çok bekletme şansın yok. Ki Türkiye bu pazarlama olayından dolayı geçtiğimiz yıllarda birçok darbe yedi. Kim üzerinden özellikle? Rusya. Karakteristik arkadaşlar. Her 5-6 senede bir yaşardık bunu geçtiğimiz yıllarda. İşte domates gider, üstünde leke kalmış ilaç var. Limon gider, aa çok şişmiş, o var, bu var diye ürünleri geri yollarlardı. Ve akabinde arkadaşlar doğrudan çiftçi zarar edip ne yapıyordu? Birkaç sene sonra ister istemez tarımı bırakmak zorunda kalıyordu. Ya hocam geç bu detayları. Pazarlama neyi etkiler derseniz arkadaşlar pazarlama hemen karşısına yatıyorum. Tarımsal sürekliliği etkiler. Tarımsal sürekliliği etkiler. Eğer siz ürettiğin ürüne pazar bulamazsan tekrar söylüyorum para kazanamazsın. Zarar edersin ve zarar ettiğin işi de bir süre sonra bırakırsın. Bu da tarımsal sürekliliği etkileyen en önemli durumlardan bir tanesi. Geldik geldik. İki tane üst üste 2017-2018 art arda ÖSYM'nin soru yazdığı bir başlığa. Arazi toplulaştırması. Arazi toplulaştırması arkadaşlar bir kanun. Ne kanunu? Özellikle kırdan kente göçün artmasıyla beraber kırsal alanlarda kalan tarım arazilerinin toplanıp
tekrardan tarım yapılmasına yönelik geliştirilen bir arkadaşlar kanundur. Peki hocam neyi sağlıyor bu? Sağladığı şey arkadaşlar en önemli şey. Hatta ekonomiklik. Nasıl yani? Düşün şu an işte her birinizin köyde 100 dönüm arazisi var. Babanızda 5 kardeş. Bunların 3'ü işte şehre çekti gitti. 2 tanesi var. Onların da yerleri var. Onların yerleri işlenmiyor. İşte devlet burada diyor ki eğer diyor o köydeki kalanlardan diyor bir tanesi diyor o toprakları almak isterse, arazi toplaştırmak isterse ben yardımcı olurum diyor. Nasıl yani? Eğer o kardeşlerden bir tanesi o arazinin belirlenen miktarını arkadaşlar kardeş paylarını öderse o araziyi kendi üstüne geçirip tarımı ne yapabiliyor? Devam ettirebiliyor. Ve dikkat, eskiden 5 parça olan arazi artık tek işlevle, tek kişiyle halledilebiliyor. O zaman arazi toplaştırmasının tarıma en büyük katkılarından bir tanesi ekonomik olması. Hemen karşısına yazalım. Arazi toplaştırması bir ekonomiklik ilkesi var bunun. İkincisi de arkadaşlar sağladığı ikinci durumda tarımsal süreklilik. Tarımsal süreklilik. Arazi toplaştırmasını lütfen bilelim arkadaşlar. Bu bir kanundur. Karşınıza getirirlerse ekonomiklik sağlar, tarımsal sürekliliği doğrudan etkiler. Toplulaştırırsan süreklilik devam eder. Ama parça parça küçük arazilerde tarım yapmaz insanlar. Çünkü yeni kurulacağı ailelerin karnını doyuramayacağı için mecburen köydeki araziyi boş bırakıp nereye gider? Kentlere, cazibe merkezlerine gider. Dikkat. Gelelim tarımı etkileyen son faktöre. Tarımı etkileyen son faktörümüz içerisinde de belli kuruluşlar var. Kimler var mesela? Hemen yazalım. Tarım Bakanlığı. Başka. Devlet Su İşleri. Başka. Ziraat Bankası. Başka. Kısaltılmışını yazıyorum yine. Toprak Mahsulleri Ofisi arkadaşlar. Toprak Mahsulleri Ofisi. Tarım Kredi Kooperatifleri, TKK, Tarım Kredi Kooperatifleri. Bunun dışında Ziraat Odaları. Başka var mı, olmaz mı? Çaykur. Başka Torku. Başka Marmara Birlik. Marmara Birlik. Bir de şuna dikkat edin. Panko Birlik. Panko Birlik ne iş yapıyor arkadaşlar? Hangi ürün üzerine bir toplayıcı unsur? Bilen var mı? Panko Birlik ne yapar? Hangi üreticileri destekler ya da? Panko Birlik diye bir şey duyar iseniz eğer Şeker Pancarı Üreticileri Birliği demektir. Özellikle pancar üretiminde arkadaşlar destek ve teşvikler verir. Dikkat edelim. Çaykur, çay işletmecileri. Marmara Birlik, Güney Marmara'daki zeytincileri destekler. Bunun dışında Fisko Birlik diye bir şey duyarsan Fisko Birlik de Fındık Üreticileri Birliği demektir arkadaşlar. Bunlar da tarımı destekler. Bunlar özellikle çiftçiye kredi sağlar, gübre desteği sağlar vesaire vesaireyle tarımın geliştirilmesini, sürekliliğinin sağlanmasını arkadaşlar katkıda bulunur. Dedik ve tarımı etkileyen faktörleri genel hatlarıyla ne yaptık? Konuşmuş olduk. Peki şimdi tarımı etkileyen faktörlerden sonra hemen gelelim arkadaşlar. Türkiye'de tarım yöntemleri. Türkiye'de tarım yöntemlerinde ilk konuşacağımız başlık ekstansif tarım. Ekstansif tarımı duydun. Hemen karşısına götür şu kelimeleri yaz. İlkel. Ya da arkadaşlar kaba tarım. İlkel ya da kaba tarım. Peki ben bu tarım yönteminde hangi yorumları yapacağım? 1. Ekstansif tarım yönteminde arkadaşlar. Sulama.
Hemen yorum kısmına bazı cümleler yazıyorum. Gübreleme, ilaçlama, tohum ıslahı. Makineleşme. Yok, dur. Sulama, gübreleme, ilaçlama, tohum ıslahı, makineleşme. Yok arkadaşlar, bu tarım yönteminde. Yani eskiden anam babam usulü arkadaşlar. Bir tarım yöntemi, ekstansif tarım. Peki, sulama, gübreleme, ilaçlama, tohum ıslahı, makineleşme yoksa. Dikkat, sen bu tarım yönteminde doğrudan kime bağlısın? Allah-u Teala'ya. Doğru mu? Yani iklime bağlılık fazladır. İklime bağlılık fazladır. Takdir edersin ki iklim her sene aynı şekilde geçmiyor. Bir yaradan çok fazla yağdırıyor, diğer yıl bakıyorsun çok kurak geçiyor. O zaman yağışın arttığı dönemde verim artıyor. Yağışın azaldığı dönemde verim azalıyor. O zaman kardeşler buradan çok önemli bir cümle çıkıyor bize. Yıllara göre üretimde dalgalanma. Yıllara göre üretimde dalgalanma fazladır. Bir yıl çok, bir yıl az. Bir yıl çok, bir yıl az. Dikkat et. Peki, geldim. Daha işimiz bitmedi. Özellikle iklime bağlılığın fazla. Yıllara göre çok üretimde dalgalanıyorsun. O zaman birçok teknolojik unsur da sende olmadığı için bu tarım yönteminde birim alandan alınan verim düşüktür arkadaşlar. Birim alandan alınan verim oldukça düşüktür. Bitti mi? Bitmedi. Geldim. Yukarıda dedik ki makine yok, makineleşme yok. O zaman bu tarımsal işleri kim yapacak? İnsanlar. Yani burada insan gücüne duyulan ihtiyaç, insan gücüne duyulan ihtiyaç fazladır. Gelelim buranın son detayına da, eğer derlerse ki Türkiye'de ekstansif yöntemlerle tarım daha çok hangi yörelerde, hangi bölgelerde, nerelerde yapılır tarzında bir şey sorarlarsa, özellikle arkadaşlar biz ekstansif tarımı Doğu Anadolu, dikkat et, Karadeniz ve arkadaşlarım Güneydoğu Anadolu'da ne yapıyoruz görüyoruz. Ekstansif tarımda temel özellikler bunlar. Kaba tarım yöntemi, ilkel tarım yöntemi, ekstansif tarım. Peki, şimdi yorumlarımı yaptım. Hemen bunun sağlamasını yapmaya gideyim. Ekstansif tarımdan sonra geldik. İntansif tarım diye bir şey duydun. Hemen karşısına şunu de. Modern ya da yoğun tarım. Peki modern yoğun tarımda arkadaşlar neler var neler yok derlerse hemen çatır çutur söyleyeceğiz. Az önceki tarım yöntemini anladıysan artık burası çorap söküğü gibi, çek gelsin. İntansif tarımda bir kere sulama, gübreleme, ilaçlama, tohum ıslahı, makineleşme gibi bütün teknolojik yöntemler vardır. Çünkü bu işi ya da bu tarım yöntemini arkadaşlar daha çok bilgi düzeyi, gelişmişliği fazla olan yerlerde görürsünüz. O zaman burada sulama varsa senin iklime bağlılığın ne oluyor? İster istemez azalıyor. Yağmur yağsın, yağmasın seni ilgilendirmiyor. Senin sulama kanalın var, sulama havuzun var. İklim kurak geçerse basarsın suyu, istediğin verimi alırsın. O zaman iklime bağlılık azsa üretimde yıllara göre dalgalanma genellikle intensif tarımda azdır arkadaşlar. Akabinde iklime bağlılık azsa birim alandan alınan verim oldukça yüksektir. Dikkat edelim. Akabinde makineleşme olduğu için onlarca insanın yapacağı işi tek bir makineyle ne yapabiliyorsun? Yapabiliyorsun. Bu da insan gücüne duyulan ihtiyacı azaltıyor. Peki intansif tarım Türkiye'de nerelerde yapılır derlerse, özellikle ben intansif tarım arkadaşlar Akdeniz'de, Ege'de ve beraberinde arkadaşlar nerede görüyorum? Marmara bölgesinde özellikle görüyorum. Yani gelişmiş bölgelerimizde dikkat edin arkadaşlar, daha çok
intensif tarım yani modern tarım varken geri kalmış ya da indeksin aşağıda olduğu bölgelerde daha çok ne oluyor? Ekstansif yöntemler karşınıza çıkıyor. En önemli iki tarım yöntemimizi bu şekilde konuşmuş olduk. Ekstansif, intansif. Pekala. Bitti mi tarım yöntemlerimiz? Tabii ki bitmedi. Tabii ki bitmedi. Şimdi geliyoruz arkadaşlar. Önemli tarım yöntemlerinden bir tanesi daha. Nadaslı tarım ya da Nadas tarımı dediğimiz yönteme Nadaslı tarımı duyduğun zaman hemen diyorsun ki karşısına kuru tarım. Hemen karşısına kuru tarım diyelim arkadaşlar. Peki kuru tarım dedik. Bu olay ne? Nadaslı tarımda biliyorsunuz ki bir yıl ek bir yıl boş bırak olayı var. Peki hocam neden bir yıl ek bir yıl boş bırak? Hemen bir cümle yazıyorum arkadaşlar. Suyun yetersiz olduğu alanlarda. Suyun yetersiz olduğu alanlarda. Toprağın kendini yenileyebilmesi için toprağın bir yıl ekilip bir yıl boş bırakılmasıdır. Suyun yetersiz olduğu alanlarda toprağın kendini yenileyebilmesi için toprağın bir yıl ekilip bir yıl boş bırakılması olayına biz Nadas veya kuru tarım yöntemi diyoruz arkadaşlar. Peki bu Nadas'la alakalı konuşacağımız şeyler bu kadar mı? Hayır. Şimdi Nadas sıkıntılı bir tarım yöntemi. Neden? Çünkü toprağı boş bıraktığın süreçte toprak çırılçıplak kalıyor. Ve arkadaşlar, Nadaslı tarım yöntemi dikkat edin bir doğal afetin doğrudan davetiyesi. Nedir hocam o? Yazdık. Erozyonu arttırır. Erozyonu arttırır. Değil mi? Hayır. Etkilediği bir diğer durum da tarımsal sürekliliğe zarar verir. Tarımsal sürekliliğe zarar verir arkadaşlar. Çünkü bir yıl boş bırakıyorsunuz, o boş bıraktığınız dönemde de süreklilik bozulmuş oluyor. Peki, geleceğiz şimdi en önemli noktasına. Nadaslı tarım, kuru tarım. Türkiye'de en çok nerede görülür derlerse yapıştırıyorsun. Nadaslı tarım Türkiye'de en çok İç Anadolu bölgemizde karşımıza çıkar arkadaşlar. Peki, Nadaslı tarım takdir edersin ki iyi bir tarım yöntemi değil. O zaman pek önerilen de bir tarım yöntemi değil ki Nadaslı kurum tarım yöntemi yerine arkadaşlar bizim önerdiğimiz tarım yöntemi nöbetleşe tarımdır. Peki nöbetleşe tarım ne demek? Değişimli. Değiştirmeli ya da münavebeli derlerdi arkadaşlar eski kitaplarda nöbetleşe tarımın diğer adına. Peki burada olay ne? Yine özellikle su kıtlığı yaşadığın yerlerde ya da su probleminin olduğu yerlerde arkadaşlar nöbetleşe tarım dediğimiz şey devreye giriyor. Bu tarım yöntemi ürün değişikliği ile yapılıyor. Peki ürün değişikliği derken nasıl bir ürün değişikliği olması gerekiyor? Bunun güzergahını ÖSYM ister. Bak dikkat. Nöbetleşe tarımda özellikle toprağa yumrulu bitki ektiysen hemen akabinde arkadaşlar getirip ikinci partıda yumrulu bitki ekmeyeceksin. Niye? Çünkü yumrulu bitki dediğin patates, soğan, şeker pancarı, sarımsak, havuç, turp vesaire vesaire gibi ürünler. Topraktan nem ve minerali bolca alır götürür. Yani toprak verimini kaybeder. Akabinde gelen dönemde bu ürünlerde ekilirse bu ürünlerin verimi oldukça düşer. O zaman ne yapacağız? Bunların hasadını gerçekleştirdikten sonra toprağı dinlendirecek nem mineral ihtiyacı az olan bir ürün ne ürün hangi ürün hocam dersen baklagiller arkadaşlar tercih edilmeli. O zaman
Nöbetleşe tarımda ürün değişimi 1. Yumrulu bitki, 2. baklagil. Baklagil yoksa elinde tahılları da kullanabilirsin. Çünkü hem baklagil hem tahıllar çok su isteyen ürünler değil. Aynı zamanda bunların bir güzellikleri de var. Özellikle bu baklagiller de çok fazla. Ne yaparlar? Havadan azotu alırlar. Bunların köklerinde azot bağlayıcı bakteriler vardır kardeşler. O azot tuzlarını çözerek toprakta bedava gübreleme yaparlar. Yani hem toprağı dinlendiriyorsun hem de beleşe gübrelemiş oluyorsun. Böylelikle toprak kendini yeniliyor. Çok özür diliyorum. Peki. Yumrulu bitki baklagil dedikten sonra nöbetleşe tarımı ne yaptık? Bitirmiş olduk. Dikkat et, nöbetleşe tarım yapılırsa hem erozyon engellenmiş olur hem de tarımsal süreklilik etkilenmez. Tarımı devam ettirebilirsin. Ki nöbetleşe tarımda tabii ki şöyle bir detay var. Bu gelişmiş modern bir yöntemdir arkadaşlar. Bunun yapılabilmesi için birazcık bilgi birikimine sahip olmak lazım. Ama ülkemizde mutlaka arttırılması gereken bir tarım yöntemidir kendisi. Dedikten sonra arkadaşlar bizim için çok önemli tarım yöntemlerini bitirmiş olduk. Ama yine şıklarda duyacağınız bir isim. Plantasyon tarım. Plantasyon tarıma biz Türkiye'de öyle çok fazla rastlamayız. Ama şıklarda kafanı kurcalamasın, seni rahatsız etmesin, bir açıklayalım kendisini. Eğer bir soruda plantasyon tarımla karşılaşır isen ne diyeceksin? Diyeceksin ki tropikal bölgelerde. Tropikal bölgelerde bir veya birkaç ürünün geniş alanda yetiştirilmesine denir. Tropikal bölgelerde bir veya birkaç ürünün geniş alanda yetiştirilmesine plantasyon tarım denir arkadaşlar. Bugün gidelim Brezilya gibi, işte Malezya gibi, Endonezya gibi, Kongo havzası gibi alanlara baktığınızda arkadaşlar işte muz, kahve, kakao, kauçuk, jüt, işte Hindistan cevizi gibi ürünler Türkiye'deki bir bölge büyüklüğündeki arazilere tek başına ekilir. Ama benim ülkem öyle değil. Benim ülkem ılıman bir ülke. Bir il içerisinde bile 100-150 çeşit ürün bulma şansın var. O yüzden bizde hani plantasyon vari ürünler pek karşımıza çıkmaz. Ha bizde şu var, monokültür ürünler var. Mesela işte Karadeniz bölgesine gidersin, çay fındık monokültürdür. Ya da İç Anadolu bölgesine gelirsin, bazı alanlarda tahıllar doğrudan monokültürdür arkadaşlar. Monokültürü görürüz, yani tek bir ürünü belli bir arazide görürüz ama Türkiye'nin tamamında tek bir ürünü hakim olarak görmeyiz. Her bölgenin kendi içerisinde arkadaşlar çeşitli ürünleri var. Ve dar alanda birçok ürün karşınıza aynı anda çıkabiliyor. Dediğim gibi plantasyon tropikal bölgelerin tarım türüdür. Geldik seracılığa. Seracılık Türkiye için önemli kazanç ürünlerinden bir tanesi, kazanç tarım ürünlerinden, tarım yöntemlerinden bir tanesi ki Türkiye'de seracılık dendiği zaman iki kelimecik aklına gelecek. Nedir hocam o? Kış ılıklığı arkadaşlar. Biz seracılık dediğimiz arkadaşı kışın ılık geçtiği bölgelerde yapabiliyoruz. Peki o zaman Türkiye'de seracılık deyince aklımıza bir numarada Akdeniz arkadaşlar. İl bazında sorarlarsa kim gelecek? Antalya. Bir numarada kim gelecek? Ege. İl bazında İzmir. Özellikle bu iki bölge, iki kent arkadaşlarım seracılık anlamında en gelişmiş alanlarımızdır. Aklınızda bulunsun. Peki. Böylelikle buraya kadar tarım yöntemlerini arkadaşlar konuştuk, bitirdik. Ülkemizde görülen, görebileceğiniz yorum olarak karşınıza gelecek tarım yöntemleri genel hatlarıyla bu şekildeydi. Şimdi tarım ürünlerine geçmeden önce şöyle ülkemde tarımın genel özellikleri nelerdir derlerse. Dikkat! Az önce de söyledim. Bizim ülkemiz ılıman bir ülke ve yer şekli çeşitliliği olan bir ülke. Ve bu da ne yapıyor? İklimsel farklılıkları kısa mesafede bize getiriyor ki konumlarda bu yorumu yapmıştık. Bu da
eşittir tarım ürünü çeşitliliğini getiriyor arkadaşlar. Bizim ülkemizde tarım ürünü çeşitliliği fazla. Cebe koy. Akabinde ülkemin geneline baktığımda yükselti, eğim, engebe, ekonomik faktörlerden dolayı bizde makine kullanımı arkadaşlar az. Az ama bir virgül koyuyorum. Şöyle bir cümle gelirse Türkiye'de tarımda makineleşme oranı artmaktadır derse kesinlikle doğrudur arkadaşlar. Ama şu an istenilen düzeyde mi? Hayır. O yüzden az diyoruz. Dikkat, bir diğer durum, az önce konuştuk. Türkiye'de nadaslı arazi maalesef arkadaşlar çok çok fazla. Biliyorsunuz son dönemlerde işte GAP gibi, işte KOP gibi muhteşem sulama projeleri ortaya attık ve birçok alanda da işlevsel halde bunlar. Ama hala yeterli düzeyde değil. Özellikle su yeterli olmadığı için, sulama yeterli olmadığı için Türkiye'de nadaslı tarım hala fazladır. Bu da önemli bir detay. Ki nadaslı tarım, eğimli engebeli arazi, yanlış arazi kullanımı gibi detaylar da işin içerisine girince maalesef ki Türkiye topraklarında erozyon çok fazla arkadaşlar. Hatta ben bunu doğal afetlerde de söylemiştim. Türkiye ortalama bir yılda Kıbrıs adası büyüklüğünde veya ona yakın bir miktarda arkadaşlar topraklarını, özellikle verimli topraklarını maalesef denizlere gönderiyor. Bu da toprağın verimini günden güne azaltıyor. İster istemez toprak verimi azaldığı için birim alandan alınan verim düşüyor. Ha, tabii ki gübreleme yöntemleri gibi teknolojik yöntemler gelişiyor. Bunlar birazcık arkadaşlar kullanımının bölgelere yayılmasıyla beraber verim artar, ancak hala Türkiye tarımında verim istenilen düzeyde değil. Biz bir Hollanda hala olamadık arkadaşlar. Hani evet, kendimize diyoruz ki lan biz Orta Doğu'nun en önemli tarım ülkesiyiz. Ama işte bilmem kaç tane Hollanda gelecekken Hollanda kadar maalesef birçok üründe üretim söz konusu değil. Yani verimlilik artıyor ama maalesef istenilen düzeye ulaşmış değil arkadaşlar. Dedim, şöyle ülkemin genel bir tarım özelliklerine baktıktan sonra şimdi geldiği en baba kısma. Türkiye'de tarım ürünleri ve bunların yörelere, bölgelere dağılışını arkadaşlar. Ki tarım ürünlerinde ilk başlığın tahıllar. Tahılları duydun, hemen bir tane cümleyi şakkadanak yapıştıracaksın. Nedir hocam? Yaz oraya bir yere. De ki Türkiye'de en geniş yetişme alanına sahip. Türkiye'de en geniş yetişme alanına sahip tarım ürünleridir. Türkiye'de en geniş yetişme alanına sahip tarım ürünleri neden tahıllardır? Çünkü temel besin maddeleri arkadaşlar. Bunlar bizim temel besin maddelerimiz olduğu için çok geniş alanlarda yetiştiriliyor. Bu sadece Türkiye için değil, genel olarak dünyada da tahılların ülkelerde en çok yetiştirilmesine gayret ediliyor. Peki, tahıllarda ilk grubumuz arkadaşlar, takdir edersiniz ki buğday. Buğday için birçok cümle bilmek gerekiyor. Hemen yine küçük küçük maddelerle başlayacağız. İlk olarak vejetasyon süresi buğdayda soru olarak gelir. Geldi daha önce, yine sorabilirler. O zaman başlıyorum. Çimlenmede arkadaşlar su olgunlaşmada kuraklık ister. Çimlenmede su olgunlaşmada kuraklık ister. O zaman cümlenin ikinci kısmına dikkat. Bu tahıl olgunlaşmada kuraklık istiyorsa, hemen ikinci cümlen geliyor. Yaz yağışlarından dolayı Karadeniz'de, yaz yağışlarından dolayı Karadeniz'de karasallık şiddetinden dolayı Doğu Anadolu'da yetişmez. Yaz yağışlarından dolayı Karadeniz'de karasallık şiddetinden dolayı Doğu Anadolu'da yetişmez. Şimdi ben bu cümleyi kuruyorum. Tamam, Karadeniz'e eyvallah, Doğu Anadolu'da bazı öğrencilerim Doğu Anadolu'lu. Diyorlar ki hocam biz buğday yetiştiriyoruz. Eyvallah, yetiştirmiyorsun diye bir cümle kurmadım ben. Doğu Karadeniz'de, şey özür diliyorum, Doğu Anadolu'da buğday yetişiyor. Ama yetişen buğday yazlık buğday ve kalitesi çok düşük. Yani demem o ki
Oradaki buğdayın ticari bir önemi yok. Biz burada ticari buğdaydan bahsediyoruz. Arkadaşlar o yüzden Doğu Anadolu'da ticari buğday diye bir şey yoktur. Genellikle halk ihtiyacı kadar yetiştirir. Dikkat edelim. Peki bunun dışında bileceğim bir detay var mı? Elbette ki var. Türkiye'de buğday en çok nerede yetişir derlerse hadi bismillah TÜİK'in en önem kazandığı yere geliyoruz. Türkiye'de bizim buğday ambarı arkadaşlar İç Anadolu bölgesi. Ve bundan sonra tarım ürünlerinde en çok yetiştirilen illere çok dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Buğday deyince çok çok zorlanmayacağız. Takdir edersin ki yıllardır bizim buğday ambarı diye bildiğimiz ilimiz Konya ilidir. Konya dikkat, buğday en çok Konya'da. Peki buradan böyle tarımdan bir güncel soruya götüreyim sizi. Arkadaşlar şu an Türkiye yerli bir buğday üzerinde çalışıyor. Bu yerli buğdayın ismi nedir? Nerede deneme ekimleri yapılıyor? Bunu bilen var mıdır? Türkiye'deki yerli buğday nerede ekiliyor? O yerli buğdayın ismi ne? Hiç duyan, bilen, gören var mı? O zaman ben yazıyorum. Türkiye'de yerli buğday diye bir şey okursan, duyarsan, görürsen o yerli buğdayın ismine Sorgül ismi verdiler. Ve Sorgül Mezopotamya buğdaylarından bir tanesi arkadaşlar. Böyle kahverengimsi, kızılımsı bir renge sahiptir. Ve yetişmesinde asla suya ihtiyaç duymuyor. Ciddi kuraklık şartlarına dayanıklı bir buğday. Onun ismine Sorgül verdik. Dikkat, onun deneme ekimleri nerede yapılıyormuş? Mardin'de. Bir coğrafya sorusu olmasa da en son sayfadaki altı güncelden bir tanesi olabilir. Bir yerlere yaz, kulağında kalsın. Buğday için söyleyeceğim detaylar bunlar. Hemen geldik arpa. Arpanın da arkadaşlar vejetasyonu yani yetişme süreci buğdayla aynı. Ama buğdaydan bir tık gelişmiş bir özelliği var. Hemen onunla başlayacağız. Arpayı duydun. Peki soğuğa dayanıklıdır. Soğuğa dayanıklı bir tarım ürünüdür. Ve dikkat, soğuğa dayanıklı olduğu için bugün ben Doğu Anadolu'nun her yerinde buğday yetiştiremiyorum. Ama arkadaşlar, Doğu Anadolu'da arpa yetişir mi derlerse kesinlikle yetişir. Dikkat et, bu soğuğa dayanıklı özelliği arpanın rahatlıkla Doğu Anadolu'da yetiştirilmesini sağlıyor. Bir de ben buğday dediğim arkadaşı genel olarak ne yapıyorum? Hep unlu mamullerde kullanıyorum. Arpanın kullanım alanı birazcık geniş. Unlu mamullerde kullanıyoruz biz bunu. Bitti mi? Hayır. Yem sanayisinde kullanıyoruz. Ve arkadaşlar, içki sanayisi. Bizim arpa dediğimiz arkadaşın kullanım alanı. Burada şöyle bir detay da vereyim. Çok 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 detay ama arpanın en çok kullanıldığı alan unlu mamul mü, yem mi, içki mi diye sordum da herkes içki diye zıplıyor. Öyle bir şey yok. Arpa en çok yem sanayisinde kullanılır arkadaşlar. Özellikle bu da önemli bir detaydır. Geldik en son TÜİKSEL kısmına. Türkiye'de arpa nerede en çok yetişir? İç Anadolu bölgesinde ki arpa buğday kardeştir. İkisi de Konya'da en çok yetişir arkadaşlar il bazında. Arpa da buğday da en çok bölge olarak İç Anadolu bölgesinde il bazında sıralama yapıldığında Türkiye'de en çok arpayı da buğdayı da Konya ilimiz yetiştiriyor der. Bugünkü arkadaşlar dersin sonuna gelirim. Buraya kadar canınızı sıkan, kafanıza takılan, sormak istediğiniz herhangi bir detay var mıdır? Var mı sorusu olan? Soru sormamaya yeminli bir grupla çalışıyoruz. Harika. Peki, o zaman arkadaşlar ben bana ayrılan sürenin sonuna geldim. Kendinize dikkat edin. Haftaya arkadaşlar özellikle tahılları bitirip endüstri sanayi bitkilerine geçeceğiz. Tarımda sorunun %90 geldiği yerdir. TÜİKSEL kısımları paylaşacağız. Sonra da tarımla alakalı arkadaşlar genel TÜİKSEL verilere değineceğiz. Allah'ın izniyle haftaya tarımı şutlayacağız. O zaman haftaya kadar kendinize dikkat edin. Haftayaki derse mutlaka katılın. Çünkü önemli bilgiler olacak. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Haftaya görüşürüz. İyi akşamlar.